Cumhurbaşkanlık seçimleri yaklaşıyor. Recep Tayyip Erdoğan'a aday olarak Millet İttifakı'ndan Ekrem İmamoğlu'nu soracağız. Ekrem İmamoğlu mu yoksa Recep Tayyip Erdoğan mı diye vatandaşlara soruyoruz. İyi seyirler. Abim Recep Tayyip Erdoğan mı Ekrem İmamoğlu mu diye soruyoruz. Recep Tayyip Erdoğan başka olur mu? Şu yapılanlara bak. Daha ne olacak yani? Her şey güzel. Sağlıktan bahsediyorum. Ben görmüyorum öyle bir şey. Sağlık yok mu? Yok tabii ya. Her şey yolunda. Herkesin parası var. Herkes alışveriş yapabiliyor orada. Marketler dolu. Kartı var çektiriyor. Olmazsa çekebilir mi? Tayyip'ten başka olacak kimse görmüyorum. Her şey güzel olacak dedim. Her şeyi bok yaptı. İmamoğlu. Ekrem Recep Tayyip Erdoğan mı Ekrem İmamoğlu mu diyorsun? Ekrem İmamoğlu. Ya öyle işte. Şu anda Tayyip Erdoğan'a diyecek bir şey kaldı mı artık? İnsanlar ağacından ölüyor, ölüyor. Görüyorsunuz İstanbul'un halini. Türkiye'nin halini görüyorsunuz. Bir adam pide alıp da yiyemiyor. Neyini anlatacaksın? Tayyip Erdoğan artık o eskidenmiş. Şimdi cepleri dolmuş. Hiç dünya insanları hiçbir insana değer vermiyorlar. Kesinlikle sadece kendilerini düşünüyorlar. Ben emekli bir insanım. Allah'a şükür. Benim... Daha önce kime veriyordunuz? Efendim? Daha önce kime veriyordunuz? Ben kendim şahsen ben HDP oy veren bir insanım. Benim çocuklarım ve eşim AK Parti üyesi olan bir insanlardılar. Ama bugün bakıyorum eşim oturuyor televizyonun karşısında. Samimi olarak söylüyorum beddua ediyor. Neden? Kendisi için değil. Çevredeki insanları görerek aç. Gerçekten bu toplum hak ediyor mu? Ben bir şey söyleyeceğim size. Gidip de 60 yaşında bir kadın gidip de Onur Market'in bilmem Carrefour'un önündeki çöpten alıp da o zebzeyi alıp götürüp yiyorlar. O insanlar hakkı Türk toplumu hak ediyor mu? Ediyor. Ediyorsan hep beraber yiyelim. Ama hak etmiyor. Savaşta mıyız biz? Neredeyiz bu kıtlık, bu şey, bu imkansızlıklar? Ne için? Ya tamam. Mazota zam gelebilir, menüye gelebilir. Ya ekmek Allah var ya. Bir adam bir pide alıp da yiyemiyor ya. Vallahi yiyemiyor ya. Eğer bu insanlar, imanlı insanlar olmazsa samimi olarak söylüyorum insan, fakir kara ağacından ölür geçer gider. Onun için teşekkür ederim size. Teşekkür. Beyefendiye soralım. Abim Recep Tayyip Erdoğan mı Ekrem İmamoğlu mu diyorsun? Ekrem İmamoğlu. Daha dürüst, daha çalışkan, daha genç. Ondan. Evet. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Beyefendi merhabalar. Yüzünüz gülüyor. Nereye böyle? Program var. Notere gideceğim. Abim Recep Tayyip Erdoğan mı Ekrem İmamoğlu diye anket yapıyorum. Ekrem İmamoğlu. Yenilikte fayda var onun için. 20 yıldır bitti artık. Onun miadı doldu. Biliyorsun İstanbul'a geldi. Kim geldi? Ekrem İmamoğlu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni kazandı. En azından eksisi yok. Bir şey değişmedi bizim fark ettiğimiz. Ufak tefek şeyler yapıyor ama arka planda kalıyor. Kapatıldığını düşünüyorum bazı hizmetlerinin. Önünün biraz zorlandığını, yani yaptırımlar yapıldığını düşünüyorum ona karşı. Devlet tarafı, hükümet tarafından. Biraz daha serbest olsaydı, destek bulsaydı daha farklı hizmetler yapabilirdi diye düşünüyorum. Cumhurbaşkanlık adaylığınızda oyunuz? Ya ben şu an Cumhurbaşkanlığı adaylığı biraz farklı. Onu bilemiyorum. Kim olur adayınız? Vallahi öyle bir şey düşünmedim, hiç çalışma yapmadım. Ya, bir şey değil. Sağ olun, iyi günler. Recep Tayyip Erdoğan mı Ekrem İmamoğlu mu diye soruyorsun? Şeyde, Cumhurbaşkanlığı için mi? İmamoğlu. Neden İmamoğlu? Ya biz Recep Tayyip'i tanıdık. Bugüne kadar çok diktatörlük gibi yönetiyor ülkeyi. Bir de şey deneyelim. İmamoğlu deneyelim. Daha önceden kim verdiniz? CHP'liyim ben. CHP'ye verdim. Evet. Sizin var mıydı abim yorumunuz? Ne Recep Tayyip Erdoğan mı Ekrem İmamoğlu mu diye soruyoruz. Teşekkür ederiz. Değişiklik lazım. Yani Ekrem İmamoğlu. Ben kim olursa olsun. O da olmayabilir. Başkası da olabilir. Neden? Neden mi? Amerika'da ne yapıyorlar? İki dönem yapıyorlar, üçüncü dönem olmuyor. Adamlar emekli oluyor. Türkiye'de 20 senedir denedik bunu. En sonunda halimizi görüyorsun. Değil mi? Ben emekli oldum. Aldığım 2500 lira maaş. Şimdi şurada bir lokantaya gitsem, bir iftar akşamı 100 lira. Ben 100 lira benim 3000 lira olsa 100 lira olacak, öyle değil mi? Yani bir akşam yemeği, iftar yemeği bile yiyemiyorum. Aldığım emekli maaşıyla. Buyurun. Hanımefendi merhabalar. Recep Tayyip Erdoğan mı Ekrem İmamoğlu mu diye soruyoruz. Cenazeyiz. Ablacığım Recep Tayyip Erdoğan mı Ekrem İmamoğlu mu diye soruyoruz. Hangi TV? Biz YouTube kanalıyız. Bağımsızız. Evet. Çünkü hiçbirisinde gelecek görmüyoruz. Ha şahıs olarak Tayyip Erdoğan'ı yani bireysel olarak beğeniyoruz.
ne diyorsun? Evet, bireysel olarak, tek kendi başına. Peki Cumhurbaşkanlık seçimleri o yaklaşıyor. Kime aday görüyorsunuz? Kime verirsiniz oyunu? Bir başkanım, Cumhurbaşkanı. Ona yorum yapamayacağım şimdi. İşte karşısına çıkacak. Kim çıksa verirsiniz? Valla şu saatte hiç kimse çıkacağını da zannetmiyorum. Ama yine Recep Tayyip Erdoğan oynuyor. Teşekkür ederim. Evet. Anlamadım, bir daha alabilir miyim? Recep Tayyip Erdoğan mı, Ekrem İmamoğlu? Hangi konuda eleştiriyor? Başkanlık seçimi. Aynen, devam etsin başkanımız derim. Yani Recep Tayyip Erdoğan. Yani. Neden? En kısacası sosyal yardımlardan daha yardımcılığını görüyoruz. Bu kadar diyebileceğim ekonomik adını. Pahalılıktan bahsetti. Artık ona bir yorum yapmayayım. Nasıl gidiyorsa hayat öyle devam ediyor insanlar. Uyum sağlayacağız. Gerçekler acı. Alışacağız diyorsun. Yani. Alışabilir miyiz? Alışacağız, mecburuz. Dedim mi, gerçekler acı. Öbürü de gelse aynı, bu da gelse aynı. Ama başkan devam ettiriyor hayat hikayemizi. Sosyal yardım da görüyoruz Allah'ın izniyle kendisinden. Bu kadar. Yetiyor mu sosyal yardım? Yani. Şükür diyoruz gene, elhamdülillah. Eteri gider, beteri gelir diye bir cümle var hayatta. Ben böyle devam edeceğim anlatımımı. Halkın gündemi nasıl? Halkın gündemi beni ilgilendirmiyor. Ben kendi hayatıma bakıyorum. Nasıl bir hayatım? Yani şimdi ben zaten çalışmıyorum. Vasıfsız bir insanım. Dediğim gibi aile sosyalden yardım veriyorum devlet tarafından. Eşim ameliyatı kendisi. Böyle devam ediyoruz hayatımızı. Teşekkür ederim. Tamam, siz de sağ olun. Recep Tayyip Erdoğan mı, Ekrem İmamoğlu mu? Ekrem İmamoğlu. Neden abi? Tabii ki. Neden? Yeni bir lider lazım. O mu? Evet. Teşekkürler. Recep Tayyip Erdoğan mı, Ekrem İmamoğlu mu diye soruyor. Ekrem İmamoğlu. Neden abi? Valla beğeniyoruz. Ötekisini de gördük yani. Senelerdir, 20 senedir görüyoruz. Bu daha 3 sene oldu. Biraz deneyelim bakalım. Biliyorsunuz İstanbul kazandı 3 yıldır. İstanbul'u 3 yıldır kazandı. İstanbul'da çok bir şey yapmadı diyorlar. Yaptırmıyorlar oğlum. Yaptırsınlar. Ne otobüsler alındı, ne metrolar, ne şeyler. Bir müsaade etsinler, bir de onlar da yapsın. Onların elinde bütün imkanlar vardı, yaptılar. Eğer Hakk'a inanıyorsak bırak izin verelim, yapsınlar. Yapmazsa görürüz diyorsun. Yani o da alır cezasını. Oldu, biz teşekkür ederiz. Anketimiz burada sona ermiştir. Teşekkürler.